Harika hikaye, yeni atlaşma. Paulus ve Silas hapiste ilahi söylediler. Elçilerin İşleri 16. bölüm. Paulus ve Silas dünyayı dolaşıp iyi haberi yaydılar. İnsanlara İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu söylediler. İsa'yı sevmeleri için onlara yardım ettiler. Bazı kişiler Paulus ve Silas'ın yaptıklarını sevmediler. Onlar İsa'dan ve öğrencilerinden nefret ediyorlardı. Bu insanlar "Paulus ve Silas'ı hapise atın!" diye bağırdılar. "Bizi İsa'ya inandırmaya çalışıyorlar. Kentimizi alt üst ediyorlar!" dediler. Onları dövdüler ve hapse attılar. İnsanlar Paulus ve Silas'ın hapiste İsa hakkında konuşamayacaklarını düşündüler. Ama o gece Paulus ve Silas hapiste dua edip ilahi söylediler. Hapiste bulunan diğer kişiler onların dua ve övgülerini dinliyorlardı. Birdenbire hapis sarsıldı. Hapisteki bütün kapılar kırıldı ve açıldı. Zindancı bunu duyunca "Paulus ve Silas kaçtılar" diye korktu. O kadar korkmuştu ki kendini öldürmek istedi. Paulus, "Dur, hepimiz buradayız" diye bağırdı. Zindancı Paulus ve Silas'ın Tanrı adamları olduğunu fark etti. Tanrı'nın Paulus ve Silas'ı koruduğunu anlamıştı. Zindancı, "Tanrınızı tanımak istiyorum. Ne yapmalıyım?" diye sordu. Paulus ve Silas zindancıya ve ailesine İsa'yı anlattılar. Zindancılar İsa'ya inanıp onu sevmeye karar verdiler. Paulus ve Silas'ın yaralarını yıkadılar, beraber yemek yediler. Zindancı ve ailesi Tanrı'ya inandıkları için çok mutluydular.